Merhaba arkadaşlar. Twinic'te oluşturduğumuz hesapta zaman zaman değişiklikler oluyor. Soyadımız değişebiliyor, ismimiz değişebiliyor. Boşanma durumu olabiliyor veya işte farklı bir şekilde soyadına yeni eklemeler olabiliyor. Mahkeme kararıyla isim değiştirme olabiliyor. Bu durumlarda hesabımız var olan hesabımızı nasıl ismimizi veya soy ismimizi yenileyeceğiz? Bu konuya değineceğiz. Öncelikle Twinic'e giriş yapalım. Twinic'e giriş yapacağız. Sisteme girdikten sonra ismimizin yanındaki küçük oka tıklayarak profilim, benim profilim linkine tıklıyoruz. Gözüktü. Burada ismim Hasan Kızılkaya olarak gözüküyor. Diyelim ki ben soy ismimi değiştirdim, evlendim veya boşandım. Her neyse, her ikisinde de soy isimde değişiklikler olabiliyor. Ama hesabım çok eski. Bu isimde kalmasını istemiyorum. Yeni soy ismini de eklemek istiyorum. Bu durumda profili düzenleye tıklıyoruz. Açılan sayfada profilimizle ilgili bilgiler gelecektir. Burada arkadaşlar, tabii resmimizi falan aşağıdan değiştirebiliriz. Kendimiz hakkında yazdığımız bilgileri vesaire değiştirebiliriz. Burada soy ismimizi değiştireceğimiz için en başta bulunan hesap bilgileri kısmında AB oturum açma kimlik bilgilerini değiştirin linkine tıklıyoruz. Linke tıkladığımız zaman sistem bizi direktmen AB hesabına yönlendirecektir. Burada sağ tarafta çark işareti, ismimin karşısında bulunan çark işaretine tıklayarak hesabım bölümüne tıklıyorum. Hesabımı açıyorum. Burada hesabımı açtığım zaman orta kısımda bulunan hesabımı yapılandır linkine tıklıyorum. Mail adresim çıktı. Oturum açma istiyor benden. Oturum aç diyorum. Oturum aç dediğim zaman bakın burada bir QR kod verdi. Ve bunun QR kodun telefonuma yüklemiş olduğum AB oturum açma sistemiyle taratmamı istiyor. Bunun için telefonumu açıyorum. Cep telefonundan Eylül açtım. Yani AB hesabı girişini açtım. Orada açılan sayfada scan QR kod ve settings olarak göreceksiniz. Scan QR kod yani QR kodu tara kısmına tıklıyorum. Telefonumda tıklıyorum ve telefonumu ekrana tutarak kodu okumasını sağlıyorum. Telefonumda okunan kodu buraya yazıyorum arkadaşlar. Büyükse büyük, küçükse küçük harflerle. Evet, şu anda QR kodu yazdım. Oturum açlıyorum. Yani doğrulama yaptım. Şu anda hesabımı doğrulama yaptım. Artık bana hesabımı düzenleme imkanı verecek. Gördüğünüz gibi hesabım yapılandır diye açıldı ve burada isim değiştirebilirsiniz. Soy isim değiştirebilirsiniz. Mail adresi değiştirebilirsiniz. İşte posta diliniz vesaire değiştirebilirsiniz. Ve bunların istediğinizi değiştirdikten sonra gönder diyerek sisteme kaydedilmesini sağlıyoruz. Sisteme kaydettiği zaman hesabınız başarıyla güncellendi diyecek ve artık ne yapacağız? İşlem tamamlandı. Buradan artık çıkış yapacağız. Tabii ki burada ben soyadını değiştirmedim ama siz değiştirdikten sonra aynı şeyi yapacaksınız. Önceki sistemde bu işlem Ulusal Destek Servisimiz tarafından yapılıyordu. Şimdiki sistemde AB hesabından direkt giriş yaptığımız için telefonlarımıza indirdiğimiz Eulogin programı sayesinde Avrupa Birliği hesabımıza girerek bu işlemi tamamlayabiliyoruz. Teşekkür ediyorum dostlar.